Cemal, hayra alamet değildir bu sensizlik ya. Hadi bakalım. Keşke geri gelmeseydin. Onu orada bırakmayacaktım. Allah'tan umut kesilmez. İbrahim'i değdik. Allah vere de öğretmene bir şey olmaya. Allah etmeye. Aman. İbrahim! Hayat! Hayat neredesin? Hayat! 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 Buldum. Ay gittiler. Ay daha duramam ben buralarda. Ay yaşayamam. Hava. Hava kızım. Tut kendini biraz. Dirayetli ol kızım. Ah, ah, ah. Hep o Zekiye ile Hayriye'nin yüzünden. Suçlarını bilirler. Oğlum. Oğlum. Hacer! Galip! Geldiler! Geldiler! İçeri götürün alın. Sıcak. O canım buldunuz ha. Canım. Kızım. Allah razı olsun. Öğretmenim. Ha güzel kızım. Sen de bu katil. Hadi. O canım. Hayat! Kaldırın kızım! Hayat'ı tutun! Hemen kızım! Cemal! Komutanım! Hayat! Ne oldu? Kaldırın! Hayat! Kaldırın! Öğretmenim için! İçeri! Hayat'ı! Düşünün için! Ver bana! Korkmayın dur! Ben bir çekeyim. Örtme Hacer, örtme! Bu yaşıma gelmişim ben böyle ateş görmemişim. Bu çocuk ay, cayır cayır yani. Allah'ım sen onu bize bağışla. Allah'ım sen koru onu. Cemal şunu koltuğun altına bırakın diye. Ha, ey, ver, ver ver ver. Ol Hacer sen bırak. Ver. Yıldız 50'den Yıldız 51'e. Yıldız 50'den Yıldız 51'e. Yıldız 51'den Yıldız 50'ye. Yıldız 51'den Yıldız 50'ye. Dinleyemediğim Yıldız 50. Hasta var. Van'a götürülecek. Hemen hazırlık yapılsın. Olumsuz Yıldız 50. İl merkeziyle ulaşım kesildi. Çığına yeni yollar kapalı. Bir yol bulmak lazım. Muammer. Emret komutanım. Git bak köye kimin kızağı var kimin yok. Araştır bul getir. Emredersiniz komutanım. Siz bu tarafa gidin. Ben de bu tarafa bakıp geliyorum. Onu bu halde yola çıkarmayacaksındır umarım ha? Ne yapacağımı sana mı soracağım? Bak ben buna asla izin vermem. Duydun mu beni? Saçmalama. Durumu ciddi olabilir. Hemen hastaneye götürmek gerekiyor. Derdin ne senin komutana? Onu öldürmek mi istiyorsun? Senin yüzünden az kalsın ölüyordu az önce. Ne diyorsun sen? Hayat senin yüzünden bu halde. Hiç mi şartları düşünmedin? Neden onun o aramaya katılmasına izin verdin?
Cemal, oğlum şuna bir bak hele. Ben bilmiyorum kaçtır. 40. Çabuk torbalara kar koy. Anne ne? Başına, kollarının altına, bir de ayaklarına koyacağız. Tamam be. Hadi oğlum sen çık. Ben biliyorum ne yapacağımı. Okumadıysak şükür cahil değiliz. Hadi çık oğlum. Hay hay yavrum. Ha. Koydum kız. Yerleştirdim. Oğlum git. Koy oraya yerleştir. Oy. Anem diye Hacer. Anem diye. Ah ah. Hastalıkta da, sağlıkta da insanın aklına ilk ana geliyor. Kuzu. Annen sesini duyabilir. Kızım ne halde şimdi diyebilir hiç. Anacığını gelmeden toprağa vermiş Umru teyze. Bak bahtsız yavrum bak. Bu saçlar Gülce Hanım'ın saçına benziyor. Pek güzel bir kızmış bu Hacer. Bunun saçları kuzgun karısıymış Hacer. Yüzü de ay gibi parlıyor bak. Pek güzel bir kızmış bu. Bak şuna bir bak. Kapkara saçlar. Aynı onun saçı. Gülcihan, yavrum neredesin? Ölmeden bir göreydim yüzünü kuzey. Sağ ol. Kız neye bak sen akşamdan beri camdan? Neye bakacağım İsmail? Öğretmeni merak etmişim. Bir öğretmen eksik idi başımızda. Öğretmenin nesini merak etsen? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Çay tök hele. İsmail. He baba. Bula bula Havva'yı mı buldun lan? Sorma baba. Muhtarın iş güzarlığı. Yoksa benim ne işim olur dul kadınla? Sana öyle bir gelin getireceğim ki bütün köyün ağzı böyle açık kalacak. Bir işi becerer misin? Bir çay töker misin? Bırak onu yerine. Ben biraz hava almaya çıkayım. Vay yavrum, vay yavrum, vay kocam. Umru teyze, çok terlemiş bu. İyidir, iyidir, terlemese iyidir. Ha? Hele bir üstünü değiştirek. Hadi. Sen onu tut. Ben de kaldırırım kızım, ha yavrum yavaş. Benim. Yavaş kızım, yavaş. Hadi, hadi sen bir şey getir üstüne, koş. Üstüne tut, bir. Tut sen. Tuttum. Ha. Çıkar kızım, çıkar kızım. Annesinin resmi de burada Umru teyze. Bırak şimdi resmi mesmi kız. Üşütecek çocuk burada. Çok hadi. Güzel bir kadın göreyim mi? Ha kızıma gayret ha kızım. Evet Kevenli Köyü'nün öğretmeni. Müdür bey iki gün bekleyemeyiz. Biliyorum doktor bey. Ama oraya getirme imkanımız yoktur ki. Acilen tedaviye ihtiyacı var. Yolun bu gece açılması gerekiyor. Yaklaşık 4 saattir kendinde değil. Evet 40 dereceydi. Yapabileceğiniz bir şey yok mu? Hayır, biz elimizden geleni yaptık. Ama hani belki atladığımız bir şey vardır. Anlıyorum. Evet. Tamam. Deli oğlan. Hasta bir başkası olsa gene telaşlanırsan, gene meraklanırsan ama... He Cemal'im,
Ben seni anlamışım. Sen öğretmen hanıma başka bir çeşit bakıyorsun. Açık iyice. Eğ biraz, biraz eğ. Uyan öğretmenim. Uyan artık ne olur. Ne olur aç şu gözlerini. Orası çok karanlıktı biliyorsan. Benim uykum geldi sonra senin sesini duydum. Öğretmenim gelmiş beni çağırıyor dedim. Aç gözlerini ne olur bizi bırakma. Öğretmen duyuyorsan mı beni? Uyan artık ne olur. Bir de hiçbir yere kaçmam. Hiç özmem seni. Bırakma bizi öğretmenim ne olur. Kız baktım sabah ezanı ateşi düşüyor. Aha dedim kurtulduk hayat öğretmen. Hele şimdi şu çorbadan da bir kaşık içsin. Bak sen gel kızım. Hadi hadi sen kalkma kalkma sen yorulma. Yorulma ben sana içiririm. Gel kızım. Ben içerim. Yok 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 nazetme seni şimdi elin kolun kalkmaz. Bir yudum bir yudum. Ah hayat. Ödümüzü kopardın ölümlerden dönüydün. O kadar mı kötüydüm? Ah. Ne diyorsun sen? Bir köy orladık başında yavrum. Ha bir daha. Aferin kızıma. Çok güzel olmuş çorba. Bizim buralarda şifa niyetine içerler bu çorbayı kızım. Tadı annemin yaptığı çorbalara benziyor. Bir tas çorbayı şifalı yapan anne elidir. Ne edeceksin kızım? Hacer'den duymuşum. Baban yaşı. Yok. Annem büyüttü beni. Bir de Leyla annem var. İkisi. Annenle akraba mıdır Leyla annem dediğin hanım? Yo yo değil. Annem de böyle bir köyde doğmuş büyümüş. Leyla annemin kocası da o köyde askermiş. Orada tanışmışlar. Sonra da İstanbul'da karşılaşmışlar. De ki annem bu köydendir. Biz de senin akrabalarınız. Ben sana her zaman bu çorbadan yaparım kızım. Oh, Hayat Hanım. Bakıyorum Gumru teyzenin tatlı dilini görünce Hacer Hanım'ın pabucunu da mı atıverdin? Olur mu Hacer? Hasat ederim bak. Hiç değilse benim yanımda yağlı ballı olmayın. Hasat kadın ne kıskanın? Gel kızım sen. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Nasıl vazgeçti ama toprakları satmaktan baba? Ben de anlamıyorum.
Satacağım diye tutturdu Deyyus. Hem de böyle yağlı müşteri varken ha. Öyle düşündükçe, kan beynime sıçrıyor. Göz göre göre topraklar elimizden gidecekti. Ben ona yanayım. De ki haksızsın. Onların toprakları bizim topraklarımızın 5 katı değil midir? Onların toprakları bu civar köydeki toprakları en bereketlisi değil midir? Yeter! Ben de biliyorum. Adamın sinirini iyice bozma. Bilik zarar ettik bu işten. Doğrudur. O şimdi ele görünüyor. İstesek her şeyi lehimize çevirebiliriz baba. Nasıl çevirecek? Ben şu aklımla düşünemiyorum. Sen kuş beline düşüneceksin ha? Ah bana bir güvensen. Bir oğlum İsmail ne istesen yap desen. Bu Cemal her zaman bizim ayağımıza dolanacak mıdır? Doğru mudur? Cemal olmasa biz eski düzenimize devam eder miyik? Ederiz. Kumru yengem desen yaşlı bir kadın. Cemile desen o kim oluyor? Yani diyeceğim bu Cemal. Her şeyi mahvedi bu Cemal. İstesek bu işi çok kolay halledebiliriz baba. Nasıl? Hoş gelmiş sana ana. Hoş bulduk. Hasta iyidir. Hey hey. Alo Yaman, ne haber? Neredesin Cemal ya? Niye aramıyorsun? Evet, iki gündür çok karışıktı burası. Ne zaman geliyorsun? Hallettin mi her şeyi? Ben gelmiyorum. Tamam. Bağır. Haklısın. Doğru, ben seni yarı yolda bıraktım. Evet. Biliyorum, paraya ihtiyacın var. Ortak bulman zor olmaz. Biliyorum. Söz en kısa zamanda sana para yollayacağım. İşlerin bitince sen de yollarsın bana. Ha? Anlaştık. Ha, kaçağım. Oyun bozarım. Pis adamın tekiyim. Vallahi serseriyim. De hadi. Hadi görüşürüz Yaman. Tut bakayım şunu kız. Neyiniz var sizin? Yok bir şey yok. İyiyiz biz değil mi? Hiç yapamaz. Nene, hayat nasıl? Öğretmen, iyidir maşallah. Çorbayı ele sevdi ki. Ellerimle koca bir tas çorba içirmişim hayat öğretmene. Öğretmen bir şey ister miydi? Yok Filizciğim, sağ ol. Otursana. Oh, müzik, soba, dışarıda kar. Kusursuz hizmet. Bir de öğretmenler zor şartlarda çalışır derler. Rengin düzelmiş. İyi görünüyorsun. Şu gözlere baksana, cin gibisin ya. Sağ ol. Yollar açılmış. İnatçılığın yüzünden ölebilirdin. Biliyorsun değil mi? İnatçılığım sayesinde İbrahim'i kurtardık ama. Orada sen de kaybolabilirdin. Biliyorsun değil mi? Bunları söylemek için mi geldin buraya? Gel, birlikte gidelim. Hem bir doktora görünürsün. Yok. Emin misin? Aklım sende kalacak bak. Eminim, iyiyim ben. Gelin bakalım.
Sonunda geldin öğretmenim. Ne hoş olmuşsun öğretmenim. Küpeleri ne güzel. İlaçmışsınız öğretmenim. İçine mikrop mu girmişti öğretmenim? Ne mikrobu kız? İbrahim'i ararken olmuştur. Hepinizi çok özledim çocuklar. Siz de beni özlediniz mi? Evet öğretmenim. Ben yokken ne yaptınız bakalım? Çalıştınız mı derslerinizi? Evet öğretmenim. Peki birinci sınıflar. Seslerini çalıştılar mı? Çalıştık. Peki o zaman hadi herkes yerlerine geçsin. Şimdi ben tahtaya birkaç cümle yazacağım. Hadi bakalım. Hep birlikte okuyacağız. Geç bakalım. Geç İbrahim. Hayırdır Kumru yenge? Cemal torpakları satmaktan vazgeçti de müjde edeyim diye geldim bayram. Ha iyi. Gözün aydın. Sevinmedin mi? Tek sıkıntın torpakların satılacak olması dedin. Ama satmadı torunum. Bundan sonrası artık ikinize kalmıştır bayram. Cemal'le oturur konuşursunuz. İster eski düzen gidersiniz, ister yani bir şeyler edersiniz. Hala o zaman gelsin, konuşuruk. Köylüden duymuşam da inanmamışam. Bu İsmail'in evlenme eşi nedir bayram? Ha, doğru duymuşsan. Ne diyse? İsmail Gülnaz'ın üstüne başka birini mi getirecektir buraya? Ha, öyle olacak. Senin kızlarının hayrını görmemişim. Gülcihan dağ gibi oğlum Hayri'yi bırakıp dağa çobana kaçmamış mıdır? Ha? Oğlum Hayri'yi kahrından ölüp mezara girmemiş midir? Hem sonra bu Gülnaz kısır çıkmıştır. Soyumuzu kurutacaktır. Başkası olsa ikinci, üçüncüyü alırdı. Hele bir yol sor kendine. Sen evinde kısır kadır besliysen. Ben senin yerinde olsam böyle bir şey etmezdim bayram. Ben etmezdim. Hele şunu iyi bil. İsmail evlenecek. Hadi hayırlısıyla. Yürü gidiyoruz. Topla neyin varsa gidik. Kız sen beni duymuyorsun. Komum artık seni burada kızım yeter. Horlandığın yeter. Ana gidemem hiçbir yere. Sen benden daha iyi biliysen. Kötü de olsa zulüm de etse kocamdır. Sığamam hiçbir yere. Kuzum. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Aferin çocuklar, çok güzel söylediniz. Bir türkü söyleyebilir miyim öğretmenim? Hadi bakalım. Edremit vana bakar içinde, şamran akar öyle bir yar sevmişem. Her gelen ona bakar, o inci, o mercan, o gül, o bağımdır. O inci, o mercan, o gül, o bağımdır. Ne oldu? Anam derdi, herkesin bir türküsü olur derdi. Bu sınıfta, bahçede, sonra sen oldun her yerde o türkü sesi var. Yok Mene, yok.
Bunların derdi başka. Toprakları alamadılar ya, acısını şimdi halamdan çıkaracaklar. Doğru diysen. Öyle. Beylerin düzenleri bozuldu tabii. İstedikleri gibi at oynatamayacaklar artık. Bak nene, aha buraya yazıyorum. O İsmail Efendi hele bir kuma getirsin, halamı alır çıkarma o evden. Alırız ya. Boynu bükük bırakmayız Gülnaz'ı. Ben az gideyim. Kahvedeyim. Ah İsmail, ah! Geç kalmayasan Cemal, he? Yok anayım. Meraklanırım. Merhaba. Hoş gelmişsin öğretmen hanım. Buyur. Kabul ediyor musunuz? Başım gözüm üstüne, buyur. Sağ olun. İyisin. İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Kara kızım gelmiş. Hoş gelmişsin güzel kızım. Hoş gelmişsin yavrum. Gel, gel şöyle sobanın başına otur. Hele bir gel. Gel şöyle sobanın yanına otur. Sen hastalıktan yeni kalktın, üşütme ya sen. Çıkar yavrum, çıkar. Heh. Al kızım beni. Heh Cemile, bak kızım. Heh. Cemal, sen gitmiyorsan. Ha ben gideyim. Dur hadi, dur hadi. Tekrardan hoş gelmişsin. İyi sen, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Maşallah, iyi görünüyor. Bakın bakalım, okun bakalım. Benim adım Mert. Aferin kurbanlar. Şimdi bundan bir sayfa yazacaksınız, Kalemi çok bastırma, böyle yumuşacık tutacak. Oluyor mu öğretmenim? Çok güzel oluyor, aferin. Sen ne yapıyorsun Halil'im? Benim adım Mert. Hele hele, şuna bak. Şimdi de başımıza öğretmen kesildin. Yok ana, ödevlerini yaptırıyorum. İnkar etme kız, duydum. Öğretmen dedirtiydin ha kendine. Kim sokar bu fikirleri senin aklına bilmem ki. Sen kim, öğretmenlik kim? Oğlanlara yanlış öğretiysen. Yok ana, çok güzel bir insan Can abla. Ha ana, aynı öğretmen gibi anlatıyor. Sus lan, sus! Çalışın dersinizi. Her bir şeye karışmayın siz. Yürü sen de ahıra. Hayvanlara ot ver. Haydi bakalım. Bak kızım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çay da hazırdır. Şimdi getiririm. Ömer'imin resmidir. Cemal'ın babası. Bir namus uğruna kurban vermişim. Vah yavrum vah. Boylu posluydu. Aslan gibiydi oğlum, yakışıklıydı. Büyük kızımı emmisinin oğluyla everiydik. Meğer bir sevdiği varmış. Düğün gecesi koştu. Namusumuzu iki paralık etti. İnsan içine çıkamaz olduk. Dayanamadı Ömer'im. Düştü peşine. Böyle alacağını bileydim. Salar mıydım Ömer'imi o uğursuzun ardına? Salar mıydım yavrum? Nereye gidiyorsun kız? Nereye gidiyorsun dedim sana. Sobaya tezek getirme. Soba gürül gürül yanıyor içeride. Gece lazım olur diye İsmail. Anamlara gidecektin değil mi? Geç kız içeri. Kız geç. Ömer'im ölünce ersiz kaldı ocağımız. Cemal çok küçüğüydü. Bayram töre diye tutturdu. Büyük kızın yerine Gülnaz aldı oğluna. O zaman ses edemedim. Keşke etseydim. Çok çekmiştir Gülnaz, çok. Daha da çekiyor.
Kaç, kaç. Sana lafımı dinletmenin yolunu biliyorum. Geç. Daha çok zırlayacaksın. Bir gün gülmedi yüz. İlk kocası hastaydı. Çok yaşamadı. O ölünce kardeşi İsmail'e nikahlandı. Ne edersen öğretmen. Buralarda töreler ne derse o olur. Bir kız kocaya vardığı zaman ancak ölüsü döner baba evine. Bak, bak. Gire. Senin sen. Bir daha dediğim ben çıkacağım ha? Çıkacağım. Ha? Dur ya. Geç. Dur kız. Kız dönsene bana. Seni, seni. Hayat ne garip değil mi? Büyük kızınız kaçmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Oğlunuz ölmezdi. Diğer kızınız da sevmediği biriyle evlenmezdi. Bir tek kişi hayatınızı nasıl değiştirmiş? Alın yazısı değişmez öğretmen hanım. Böyle yazılmış yazımız demek. Ne zamandır karılık ettiğin yoktu. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kumu aldığımda bir daha yanına uğramam, merak etme. O zaman da niye yanına uğramayan diye ağlarsan ya. Hadi güle güle kızım. Yine buyur gel, buyur. Tamam, gelirim. Kalktın mı? Keteyi sevmişsen sabahtan yiyesen. Otlu peynir de verem. Yo yo sağ olun. Hacer ablada çok var. Hadi evet. Haydi. Kapı önünde tekrar hasta edeceksiniz kızı. Hadi. Allah sus ağzından yel alsın. Allah haydi Allah. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Ayaktan sakla. Ben bırakırım seni. Hadi. Ne yaptınız? Nenem artık eski hikayelerden anlatmıştır. Anlattı anlattı. Ne acılar çekmiş. Çok güçlü bir kadın ama belli. Öyledir. Öyle. Senin İstanbul'a gitmene nasıl razı oldu anlamadım. Sana söylemedim değil mi? İstanbul'a gitmekten vazgeçtim. Ciddi misin? Ah çok sevindim. Bence çok doğru bir karar bu. Bakalım. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bir besi çiftliği kurmayı düşünüyorum. Topraklarımız çok geniş. Bu işe de çok uygun. İyi fikir. İnşallah bankadakiler de senin gibi düşünürler. Bana kredi verirler ha. Verirler, verirler. Böyle büyük bir yatırıma kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum. Yarın sen de gelsene benimle. Sabah 7'de alırım seni. Dur ya, emrivaki yapma. İyi geceler. Hemoglobin değeriniz düşük biraz. Size bir vitamin yazayım. Gördün mü? Bak boşuna getirmişsin. Olsun. İçim rahat etti. Bugün çok korkutmuştunuz Cemal Bey'i. Ateşin düşmeyince hastaneye aramıştım. Neyse ki korktuğunuz gibi olmamış. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi işim bitince ararım ben seni. Köye birlikte döneriz. Tamam, sağ ol. Şu nöbetlerde. Bir sabah uyuyamadım, bir tatile çıkamadım. Sen de öyle. Ne yapsak acaba? Nasılsınız komutanım?
Ben üşüdüm biraz Yusuf. Kusura bakma. Geç kaldım değil. Ne olduğunu anlatacak mısın bana? Telefonda söyledim ya işte kredi. Ondan söz etmiyorum. Daha dün bütün toprakları satıp Van'dan ayrılacağım diyordun. Şimdi Van'da iş kurmak istiyorsun. Fikrini ne değiştirdin? Nenem deme sakın inanmam. Nenemin etkisi var. Ama başka biri daha var. Kim? Böyle ayaküstü konuşabilecek biri değil canım senin. Vay. Bülent. Önce şu bankaya gidip kredi işini halletsek de sonra konuşsak ha? Olur. Belgeler yanında mı? Hepsi burada. De haydi. Çok güzelmiş tatlı. Bütün güzel şeyler gibi çabuk bitti ama. Ne oldu, kalkıyor muyuz Yusuf? Biraz işim var Özlem. Ne işi bu? Bugün senin izin günü değil mi? Yeni bir film gelmiş. Oraya gideriz diye düşünmüştüm. Başka zaman gideriz. Ben bu tarafa gidiyorum Yusuf. Tamam, ben de bu tarafa. Tamam, ben seni ararım, tamam? Görüşürüz. Efendim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? Fena değil. Neredesin? Çok gürültü geliyor. Van'dayım. Hayat? Aa. Dünya küçük değil mi? Evet. Ama Van daha da küçük. Müdür 15 gün dedi ama bir hafta içinde netleşir durum. Ben takip ederim. Tamam. Haberleşiriz. Nereye gidiyorsun? Bir şey alacağım. Hadi gel sen de. Tamam. Hadi. Sağ ol. Getirdiğin için. Ne güzel resimler yapmışsın. Evde vakit geçmiyor, canım sıkılıyor. Ben de resim yapıyorum. Çalışmıyor musun artık? Çalışıyorum ama ey havalarda. Hasta olurum diye. Anam hele soğuğa bırakmıyor. İyi havalarda da yollamazdım ya. Seneye okula salacağız diye heves ediyor. Harçlığını biriktiriyor diye ses etmeyeyim. Komutan abi abime, ablama defter kalem aldı. Seneye de bana alacak. Deniz, hani konuşmuştuk? Niye öyle diyorsun komutan? İyiliğini nasıl öderiz? Allah komutandan razı olsun. Herifi iyi bir işe koydu. Kışlığımızı aldı. O olmazsa bu kış niye derdik bilmem. Bir yerlere gidelim mi? Olur. Gidelim. Zeynep. Öğrencimdi. Yanındaki adamla evlendirdiler. Her şeyi değiştiremez. Güzel. Bunlar tutar rafları. Tutar abi, tutar. Ama kitap koyacağız, çocukların üstüne düşmesin. Ya merak etme, tutar, bir şey olmaz.
Vida ha? Evet. İyi. Güzel, bir vernik de getirsen. Tamam. Toprağım, borcum ne kadar? Evet. Bak hele bak, çak hele çak, eğitim şart, işte istiyor konak. Efendim başka emriniz? Yok, teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Hayat bak, bu masadaki iyi tatlara iyi bak. Van kahvaltısıyla meşhurdur. Ne oldu? Bana ilk geldiğimde bir anne kızla tanışmıştım. Ay biz Van'da bir pastane bile bulamadık diyorlardı. Bu sofrayı görselerdi ne yaparlardı kim bilir. İşte bakmakla görmek arasındaki fark bu galiba. Yani kafamızda bazı kalıplaşmış şeyler var. Onları aşmakta inat ediyoruz. Etrafımızdaki güzellikleri göremiyoruz. Ya da onları görmek için çaba harcamıyoruz. Aslında doğu ile batı arasındaki değerlendirmeler de böyle. Yani tamam, burada hayat zorlukları var. Ama Türkiye'nin başka yerlerinde de küçük yaşta evlendirilen kızlar var, Zeynepler var. Küçük işçiler var, anneler var. Doğru söylüyorsun. Ama buradakiler şanslı. Onların hayat öğretmenleri var. Andezit taşı onlar. Mevsime, hatta günün saatine göre renk değiştiriyor. Kırmızı, sarı ya da gri oluyorlar. Burada zamanında güzelliği dillere destan bir kız yaşarmış. Başkeşişin kızı da mağara. Gevaştan bir gence aşık olmuş. Genç de ona tabii. Ama imkansız bir aşkmış onlarınki. Bu yüzden de gizli gizli buluşurlarmış. Genç her gece Tamara'yı görmek için gölü yüzerek geçer. Tamara da kıyıda elinde bir mumla onu beklermiş. Yani sevdiği kıyıya rahatça ulaşsın diye. Çok geçmeden başkeşiş durumu öğrenmiş. Çok sinirlenmiş tabii. Kızını kiliseye kapatmış. Fırtınalı bir gecede elinde bir mumla kıyıya inmiş. Işığın yerini sürekli değiştirerek gencin gücünü yitirmesine neden olmuş. Genç de ah Tamara, ah Tamara diyerek boğulmuş. Adanın adı buradan geliyor. Ah Tamara zamanla ak damar olmuş. Çok üzücü bir hikaye. Ölümsüz aşkların hepsi acı sonuna biter. Aşkın doğası böyle. Şairler, yazarlar, felsefeciler de hep söylerler ya. Sever de kavuşamazsan adı aşk olur. Bu meseleye çok kafa yormuş gibisin. Aşık mısın yoksa? Galiba. Bugün gördüm sizi. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Kim? Doktor olan neydi? Özlem miydi? Özlem. Adı Özlem. Ama biz sadece arkadaşız onunla. Aşık olduğum kişi başka. Öyle mi? Kim? İzmir'de mi yoksa? O kadar uzakta değil. Kimmiş merak ettim. Ben... Alo? Cemal? Gelip alayım mı seni? Neredesin? Şeydeyim. Bir saat sonra arasam seni olur mu? Tamam.
Tamam. Ateş bacayı sarmış. Randevuna geç kalma istersen. Randevu falan yok benim. Cemal beni getirdi buraya, sonra da birlikte dönelim diye aradı. Tamam. Niye bana açıklama yapıyorsun ki? Doğru. Niye yapıyorum ki? Bekletmedim inşallah. Yok yok. Gel. Ne oldu? Canın sıkkın gibi. Yorgunum biraz. Bunlar ne? Kütüphane için malzeme almıştım. Aa! Gerçekten mi? Ağam, bizim Cemu köyün öğretmeniyle buluştu. Şimdi onları takip ederim. Yanında koca mı vardır? Aman deyim. Kocanın yanında bir şey yapmayasın. Başımız belada kurtulmaz ha. Tamam ağam. Ben seni sonra arayacağım. He he. Haydi. Kimdi o? Hüso. Bak eline yüze bulaştırırsan hiçbir haberim yok derim. Aklında olsun. Gülnaz, Hacer'e uğradıydım. Sana da bir geçmiş olsun diyem dedim. Gel gel, otur çay içelim. Sağ olasın, ben çay içmeyeyim. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Otursana. O zaman sana çikolata vereyim. Sağ ol. Bu annem, gençliği annendir ama. Gülcan'ım.